Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Realme 6i'nin oyun performansını deneyimleyeceğiz. Bakalım Realme'nin fiyat performans canavarı olarak lanse ettiği modeli nasıl bir oyun performansına sahip? Evet arkadaşlar, oyun testimiz için her şey hazır diyebiliriz. Telefonumuzu gördüğünüz gibi %100 şarj ettik. Derecemiz burada. Birazdan telefonumuzun sıcaklığını ölçeceğiz. Oyunumuza gireceğiz. 15 dakikalık bir oyun deneyiminden sonra sistemimizin ne kadar ısındığını göreceğiz. Öncelikli olarak şu bilgileri tekrardan sizlere hatırlatalım arkadaşlar. 6i'de MediaTek tarafından üretilen Helio G80 Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga seti 12 nanomilimlik bir Yonga seti. Dolayısıyla 5i'deki 11 nanomilimlik Yonga setinden, Qualcomm üretimi olan Yonga setinden bir tık daha böyle güç tüketimi fazla olabilir. Bunu size hemen baştan belirtelim arkadaşlar. GPU tarafında ise Mali G52 MC2 temalı bir GPU Yonga'mız mevcut. Evet arkadaşlar, şimdi önce telefonumuzun şöyle ekranına dönelim. Ne yapalım? Bir sıcaklık ölçümümüzü yapalım. Bakalım kaç derece çıkacak. 29.6, şöyle göstereyim sizlere. 30.3, 31.2. Yani şu anda genel sıcaklığı telefonumuzun, arkadan da ölçelim, 30 derece ortalamaya sahip diyebiliriz. Gördüğünüz gibi 30 santigratlık bir derecemiz. Şimdi oyunumuza girelim. Yani PUBG'ye girelim. Bakalım PUBG'ye giriş aşamasında donuyor mu, takılıyor mu, kasıyor mu, bunları da sizlere göstereceğim. Daha sonra arkadaşlar 15 dakikalık bir oyun deneyimi yapacağız bu telefonla. Bu süre zarfından sonra ise telefonumuzun ne kadar ısınıp ısınmadığına beraber bakmış olacağız. Evet, oyunumuz açılıyor. Hemen saatimize de bakalım. Saat 15.26 şu anda. Yani yaklaşık olarak 15.41'de bakmış olacağız. Evet, şu anda oyunumuz açılıyor. Biraz sesi kısalım. Çaylak hediyesi, eyvallah, gerek yoktu. Tamam diyelim. Evet. Yükleniyor. Şu anda bir kasma şey olmadı arkadaşlar. Yani oyun akıcı bir şekilde açıldı. Herhangi bir kasma ya da donma ile karşılaşmadık. Ayarlara falan da bakacağım ben. Neydi açtı? Ultra'da mı, ortada mı, düşükte mi, çok düşükte mi? Ona da bakacağız. Bu arada direkt oyuna girdik. Grafiklerimize gelelim. Evet. Kare hızını yüksekte açmış. Grafikler HD'de. Görünüm klasik. Gölgeler etkin. Gibi. Yani normal. Grafikler, hatta kare hızı yüksek. Yani gayet görünüm olarak yüksek bir şekilde açmış diyebiliriz. Biraz koşturalım. Simülasyonumuzu yapalım. Yine koşu simülasyonumuzu. Hoppa. Şuralardan bir şeyler alalım. Bakalım var mı? Daha sonra arkadaşlar ben... Evet, burada bir şey görünmüyor. Daha sonra kapatacağım birazdan. İsterseniz bir de Ultra'yı alayım. Bakalım Ultra'da nasıl bir şey olacak yani. Hatta Ultra HD yapalım. Pek yakın. Ha, bunlar zaten olmuyormuş. Burada yumuşak, sinematik, renkli, gerçekçi olsun. Şarj tüketimini arttırırmış. Ama bakalım. Bu arada biri bizi vuruyor galiba. Koş da. Koş. Koş. Yürü. Yürü. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi ben oyundan çıkıyorum. Birazdan, yani bir yaklaşık olarak 15 dakika sonra tekrardan geleceğim ve sıcaklığın ne kadar artıp artmadığını beraber göreceğiz. Aynı zamanda 15 dakikalık PUBG deneyimi sonrasında pilimizin ne denli azalıp azalmadığını da beraber göreceğiz. Biliyorsunuz zaten 5000 mAh'lik bir batarya var bu telefonda. Bakalım 5000 mAh'lik batarya performansı ne şekilde zorlayacak, ne kadar tükenecek, bunu da hep beraber görmüş olacağız. Evet arkadaşlar, şu anda yaklaşık olarak 15 dakikalık oyun süremizin sonuna geldik. Telefonumuzu durduralım. Oyununu, hem bataryamıza bakalım ne kadar azaldığına, hem de bu süre içinde telefonumuzun ne kadar ısındığına bakalım. En önce telefonumuz soğumaması için hemen sıcaklığını ölçelim. Evet, 36.2 gördük. Burada batarya olduğu için daha az ısınıyor arkadaşlar, ama buralarda işlemci falan olduğu için daha çok ısınıyor. 36.2 gördük en yüksek. Evet, 36.2, yani yaklaşık olarak bir
6-7 derecelik bir ısınma söz konusu. Bu oynadığımız süre içerisinde 6-7 dakikalık bir ısınma olmuş arkadaşlar. Pilimize de bakalım şimdi. Pilimizin ne kadar azaldığını da görmüş olalım. Evet. 15 dakikalık oyun deneyimimiz boyunca da pilimiz de %3 oranında azalmış. Yani Realme 6i'de gayet rahat bir şekilde oyunu yüksek ayarlarda, yüksek karede gerçekçi efektlerle açıyoruz ve donma kasma olmadan 15 dakikalık oyun boyunca 6-7 derece ısındı arkadaşlar ve %3'lük bir pil kaybına uğradı. Dolayısıyla sorun olmadan oyunu açtı. Tabii bu süre uzadığında atıyorum 1 saat, 2 saat oynadığınızda ne gibi bir ısınma olur? Bu biraz daha uzun bir kullanıma eşdeğer düşecek. Biz şimdilik kısa bir oyun testi yaptık. Tabii önümüzdeki günlerde daha farklı testlerle yine karşınızda olmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, telefonun fiyatı hali hazırda zaten 1800 lira civarlarında ve 1800 liraya aldığınız telefonla gördüğünüz gibi PUBG gibi zorlu bir oyunu orta ayarlarda rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Telefonun ısınması öyle aman aman olmadı. Lakin oyun süresi uzadığında muhtemelen ısınma derecesi de biraz daha artabilir. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.